Şu Türkiye'deki seçme seçilme hakkından biraz konuşalım mı dostlar? Şimdi bu konuda özellikle sosyal medya üzerinden algı kurmaya çalışan tipler var. Şimdi bizim insanımızın da işi gücü var. Sabahleyin efendim gitmesi gereken bir iş var. Çoluk çocuğun iaşesini kazanması gereken alın teri dökerek kazanması gereken insanımızın işleri var, güçleri var. Kendine has insanların zaten problemleri var. Bir yandan pandemiyle uğraşıyor. Aşı vurulacak mıyız, vurulmayacak mıyız? onu sorguluyor. Bu gibi dertlerin arasında sosyal medyada yazılan birçok şey konusunda bizim insanımızın hani böyle geriye dönük çok fazla bilgisi yoktur. Onun için hani olmaması da gayet normaldir. Çünkü niye? Abi ne yapacağım? Yani bütün Türkiye'nin yakın tarihini gündeminde mi tutacağım? Yani yolda ansiklopediyle mi gezeceğim? Onun için biraz daha e, ara ara böyle bazı olayları, bazı durumları bu tarz programlardan Böyle hatırlatmamız insandır. Bahane derler ya insandır. Bu hafızası şaşar. Onun için ara ara tazelemek lazım bilgileri. Arkadaşlar Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretleriyle anayasaya bir ek madde olarak 8 Şubat 1935'te anayasaya eklenerek yeni bir madde koyuldu. Dendi ki bu maddeye göre kadınlar 22 yaşından itibaren oy kullanabilecek, 30 yaşından itibaren de seçime girebilecek, seçilebilecek. Çok güzel. Modernleşen, gelişen, dünya standartlarını ayak uyduran yeni genç bir cumhuriyet kararı almış. Ve ardından 1935'te yapılan seçimlerde de 17 kadın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Şimdi 1930'ları, 1930-35'li yılları bir gözünüzün önüne getirin. Tarihte böyle fotoğrafları falan görmüşsünüzdür. İstiklal Savaşı'ndan yorgun çıkan bir cumhuriyet. Kıtlıkla mücadele eden bir Anadolu. Ağır vergiler. Dünyanın dört bir tarafında devam eden İkinci Dünya Harbi. O sürecin içerisinde, o sıkıntılı dönemin içerisinde bizim 17 milletvekili meclise giriyor. Biz zannettik ki ya arkadaş yani seçme seçilme hakkı dediğin zaman hani kadınlar, erkekler her şey eşit. Yok öyle bir dünya. Kadın ama nasıl kadın? Sorusu düştü akıllara. Öyle Anadolu'daki her kadın kadın mıdır? Eğer her kadın kadın olsaydı bizde bu tablo olmazdı ortalıkta. O tabloyu verebiliyor muyuz arkadaşlar? Görsel olarak evet bu. Şimdi şu kadın şu tabloya bir bakın. 1935'teki yapılan seçimlerde ki tek başına bir parti var başka parti yok. Niye seçim yapılır onu da bilmiyoruz. Çünkü yani tek parti var. Tek partinin olduğu bir dönemde arkadaşlar bu hanımefendiler meclise girmeye hak kazanan Atatürk'ün kadınlara getirmiş olduğu özgürlükten sonra meclise giren kadınlar. Şimdi ben bu, bu tabloya bir baktım. Bir de Cumhuriyet Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın olduğu, Cumhuriyetin kuruluş sürecindeki fotoğraflara da bir baktım. Bir baktım ki bu kadınların hiçbir tanesi o Kurtuluş Savaşı fotoğraflarında, çizimlerinde yok. Hem meclisin açılışlarında falan filan da yok bunlar. Hani bu şekil yok ortada. Başka bir Anadolu kadını var. Ama dediler bize ki seçme ve seçilme hakkı kadınlara Mustafa Kemal Atatürk tarafından tanınmıştır ve bundan sonra artık kadınlar da 30 yaşını doldurmuş olan anayasaya göre 30 yaşını doldurmuş olan kadınlar meclise girebilir. Çok güzel. Mustafa Kemal Atatürk bu insan yani bu ülkenin insanlarına bir özgürlük lütfetti, bahşetti. Onun yolundan gelenler daha sonradan 1990'lı yıllara geliyoruz. 35'ten 90'lı yıllara. Ve kadınlar anayasanın kendilerine tanımış olduğu seçilme hakkını kullanarak 1999'da seçime giriyorlar. Ve girdikleri seçimde birçok kadın milletvekili Atatürk'ün 1935'te Türk kadınlarına kazandırmış olduğu seçme ve seçilme hakkını kullanarak birçok kadın meclise giriyor. Ama o kadınlardan iki tanesi problemli. Kime göre? Bu ülkenin özgür, demokrat, Atatürkçü ve laiklerine göre. Bu ikisi problemli. Kim bunlar? Bir, Fazilet Partisi'nden seçilen Merve Kavakçı. iki Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilen Nesrin Hanım. Bu ikisi milletvekili seçiliyor. Hani anayasada hakta var ya. Ama Merve Kavakçı meclise alınmıyor dostlar. Milletin oylarıyla seçilmiş 1935'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara tanınan, tanındığı iddia edilen seçme ve seçilme hakkını anayasadaki hakkını kullanan Merve Kavakçı'ya dediler ki sen başörtülü olduğun için meclise giremezsin. İyi de anayasada Mustafa Kemal Atatürk başı açık kadınlara mı sadece seçme ve seçilme hakkını verdi? Diye bir soru düştü akıllara. Ardından Nesrin Hanım'a geldiler. Sen de giremesin. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili o zaman. 99. Nesrin Hanım ben başörtümü çıkarıp gireceğim dedi. Ve başörtüsünü çıkarıp meclise öyle girdi. Merve Kavakçı başörtüsünü çıkarmadı. Ben kadınım dedi ve inancımın gereği ben bunu takıyorum. Ve ben mecliste almış olduğum oyların karşılığı mecliste geleceğim, seçilmiş bir milletvekiliyim. Geleceğim, yeminimi edeceğim ve bana oy veren insanların oy namustur. O izzetin namusunu koruyacağım dedi. Ve o zaman Ecevit sahneye çıkıp kürsüye çıkıp bu kadına haddini bildirin. Burası devlete meydan okuma yeri değildir deyip Merve Kavakçı'yı yemin ettirmeden yaka paça dışarıya attılar. Yetmedi. envayı çeşit mobbing uyguladılar. Çocuklarının okuduğu okulda kameralar gönderdi o Uğur Dündar denen adam. O özgürlükten, Mustafa Kemal'den ve efendim hürriyetten, demokrasiden insanlar, insanlık, insan haklarından dem vuran Uğur Dündar var ya, kameramanlar gönderdi. Çocukların okullarında çocukları çektirdi. Merve Kavakçı'nın çocuklarını ve o çocuklar diğer çocuklar tarafından linç edilmesi sağlandı. Böyle zor dönemler. Ardından AK Parti Tayyip Erdoğan iktidara geldikten sonra uzun uğraşlar sonrasında üniversitelerde ve kamu binalarındaki başörtüsü zulmüne son verdi. Ardından 2013 seçimlerinde seçilen kadın milletvekilleri 4 AK Partili kadın milletvekili hacca gittiler. Ve hac dönüşünde biz başımızdaki örtüyü çıkarmak istemiyoruz ve biz böyle gireceğiz dedi ve 2013 yılında başörtülü kadınlar meclise girerek o faşizmi o diktatörlüğü, o zulme son verdiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi kadına seçme ve seçilme hakkı, evet Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1934-35'te verilmiştir. Ama şartlı, şerhli verilmiştir. Eğer kadın ama nasıl kadın? Eğer başını açarsan kadın oluyorsun. Ama sen eğer başını açmazsan, eğer sen tesettürlüysen... Eğer senin başın örtülüyse sen kadın falan değilsin birilerinin gözünde. Bu kadar ayrımcı, bu kadar ırkçı, bu kadar faşist bir yönetimin içerisinde Recep Tayyip Erdoğan 1934-35 yılında Atatürk'ün başlatmış olduğu özgürlük mücadelesini 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya koyduğu iradeyle Recep Tayyip Erdoğan o devrimi tamamlamıştır. O özgürlüğü tamamlamıştır. Onun için AK Parti Grup Başkan Vekili vekillerinden bir tanesi olan Özlem Gürses hanımefendinin söylediği bu ülkede kadınlara özgürlüğü siyasette, bürokraside, kamu alanında, kamusal alanda özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan getirmiştir. Birileri sosyal medya üzerinden ya bu ülkede yani kadın başbakan vardı. Kadınlara arkadaşlar kadınlara seçme, seçilme hakkını şerhli bir şekilde şerhli yani şartlı bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk getirmiştir. Ama bu ülkede şartsız, şurtsuz hangi partiden olursa olsun, hangi ideolojiden olursa olsun kadınların seçilebilme hakkını şu andaki mevcut cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Birileri bu olayı tiye almaya, birileri bu olayı sosyal medya üzerinden aklımızla oynamaya çalışsa da işin gerçeği budur. Bu ülkede kadınlarımıza özgürlüğü tam manasıyla veren Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2013 yılında onun için Özlem Zengin, Özlem Gürses mi dedim? Özlem Gürses o şeyin diye. Ya. Yazar Yazar da aynen o şeydi. Pardon, pardon. Düzelttim onu. Arkadaşlar içeriden uyardılar. Özlem Zengin çok özür diliyorum. Ve Özlem Hanım'ın isimleri karıştırdım. Dostlar, onun için hani sosyal medyada birileri size bu konu üzerinden veya sosyal medyada ve WhatsApp diğer o platformlar üzerine size yazan olunca bu konudaki bilgi cebinizde olsun. 1934'te Atatürk bu topraklara özgürlük, kadınlara seçme ve seçilme özgürlüğünü verdi. Evet ama şartlı verdi onu. Veyahut da, da Mustafa Kemal Atatürk normal verdi ama ondan sonra onun ismini kullanarak onun zihniyetini devam ettirdiğini söyleyenler bir faşist uygulamayla o özgürlüğü şartlı olarak kabul ettiler. Ki anayasada yazmamasına rağmen. Onun için bu ülkede şartsız şurtsuz... Kadınlara seçme ve seçilme hakkını daha doğrusu seçmeyi bırakalım. Seçme çünkü çok uzun zamandır ama bu ülkede kadınlara seçilme hakkını şartsız şurtsuz veren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ne kadar o yana yatsanız da bu yana yatsanız da işin gerçeği budur ve biz de bir kez daha bunun altını çizmiş olalım.